ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili bu skandal iddia nedir? ABD basınında da konuşuluyor mu? Yoksa orada basında baskı var mı bilmiyoruz. Orada nasıl yankılanıyor? Durum nedir? Son haberler nedir? Biden'ı istifaya götürür mü ya da Kasım seçimlerinde işini zorlaştırır mı? Rusya parmağı ya da siber saldırı olasılığı var mı? Şimdi Kübra Hanım, 2020 başkanlık seçimlerinde yakından sağdan takip ettiğim dönemde Cumhuriyetçi Parti ve Başkan Trump dahil olmak üzere Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili bu iddialar gündeme gelmişti. Yani yeni bir şey değil. 2 yıl önce de Biden'ın oğlunun Delaware'deki eyalette laptopuna bazı bilgilere erişildiği ile ilgili haberleri yapmıştı Cumhuriyetçi kanattaki medya. Ve orada da bilhassa Çin, Rusya ve Ukrayna ile milyonlarca dolarlık iş yaptığı ile ilgili usulsüz bu bilgiler ortaya çıkmıştı. Ve Cumhuriyetçiler 2 yıldır bu konularda Demokrat Parti ve Başkan Biden'ı ve oğlunu sert şekilde suçluyorlardı. Tabii en son şu çıkan, yani iCloud'un telefonu şifresi kırılarak bazı bilgilere erişilmesiyle ilgili de sadece Cumhuriyetçi Parti'nin medyasında gündemde, yani ana akım medyaya baktığınızda %90 böyle manşet, Başkan Biden'ın istifa etmesi konuşulmuyor. Bu konuda bu kadar çok açıkçası gündemde tutulmuyor. Yani Amerika'da böyle büyük bir yankısı olmadığını Washington'un içinde sahada olan birisi olarak belirtebilirim. Ancak Cumhuriyetçi Parti'den sert açıklamalar var, daha da arttı. Senatörler, Adalet Komitesi'ndeki senatörler Adalet Bakanlığı'na yazı yazarak, mektup yazarak yeni oldu. Acilen Hunter Biden hakkında soruşturma açılmasını isteyen bir mektup yazdılar. Aynı şekilde geçen hafta Temsilciler Meclisi'nin azınlık lideri Kevin McCarthy, eğer biz Kasım'da çoğunluğu kazanırsak Hunter Biden hakkında büyük bir soruşturma komitesi kuracağız açıklamasında bulundu. Ve şu andaki şartlarda da eğer Cumhuriyetçiler 8 Kasım'da iki kanadı da hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ni kazanırsa Hunter Biden'la ilgili ciddi soruşturma olabilir. Ama bu bir mahkeme değil, sadece soruşturma ve kamuoyuyla paylaşma. Ama bu 2 yıl içinde Başkan Biden'ı istifaya zorlar mı? Ben açıkçası tahmin etmiyorum. Yani bu bir sıcak bir konu değil. Beyaz Saray'dan bir açıklama yok. Peki Zaten bu en son telefon... iCloud hesabının hacklenmesi ve bir takım görüntüler dolaşıyor şu an iddia olarak sosyal medyada. Hatta mesela şu an sizinle konuşurken şey diyor. Compliant media cannot protect Hunter Biden forever. Galiba bu Fox News'de şeyler yani Cumhuriyetçilere yakın medyada Demokratlara yakın medyayı eleştiriyor. Bu Hunter Biden skandalını daha ne kadar üstüne örtebilirsiniz diye. Yani bir yandan da büyüyecek bir skandal mı? Yani bu görüntüler yeni sızmış diyebilir miyiz? Şimdi tabii bu görüntüler bir iddia ama ben de videolara baktığımda Hunter Biden olduğu görülüyor. Yani bu videoda işte silah, uyuşturucu, her şey var. O nedenle bunu şu anda Beyaz Saray ne doğruladı ne de yalanladı. Aynı şekilde ana akım medya, ağırlıklı ana akım diyorum çünkü %90'ı Demokrat Parti'yi ve Biden'ı tutuyor. Yani Biden'ın birçok açığını ana akım medya çok ortalığa koymuyor açıkçası. O nedenle ben çok büyük bir şekilde büyüyeceğini, Başkan Biden'ın istifaya kadar götüreceğini şu şartlarda tahmin etmiyorum. Ama Cumhuriyetçiler bu olayı köpürterek, üstüne giderek hem Demokratları 8 Kasım ara seçimlerine doğru yıpratma hem de 2024'te başkanlık seçimlerinde ya Biden eğer aday olursa ya da oğlu üzerinden Demokrat Parti yıpratmaya çalışacaklar. Bunu kim acaba ortaya Evet, koydu tam onu dersek? soracaktım. Çünkü Ali Çınar, sorumu genişletmeme izin verin. Biz yayının başında Rusya Devlet Başkanı Putin'in son açıklamasını konuştuk. Savaş yeni başlıyor diyor. Ukrayna üzerinde söylüyor ama Batı'ya da yani cesaretiniz varsa cephede karşıma çıkın diye meydan okuyor. Tam bu meydan okumanın arkasından Hunter Biden'ın skandalının patlaması, Hunter Biden'ın Ukrayna'da bir takım ticari ilişkileri olduğunun bilinmesi, acaba Putin'in bir siber saldırısı sonucu ortaya çıkmış olabilir mi sorusunu getirdi aklımıza. Evet.
Güzel bir soru Kübra Hanım, ama net şekilde cevaplayabilirim. 2020 yılında Biden'ların kendi eyaletinde, yaşadığı Delaware eyaletinde, Washington'a 2 saat uzaklıkta, Hunter Biden'ın bilgisayarının arızalanması ve tamirciye gitmesiyle beraber ilk sızıntılar, Ukrayna ve Rusya ile ilgili milyonlarca dolarlık usulsüz iş yaptığı ile ilgili bilgiler, yani Hunter Biden'ın olarak ilk başta sızan bilgiler, bir bilgisayar tamircisinin yerinden çıkıyor. Yani bunu açıkçası bir dış güçler veya başka şekilde aramak bence yanlış. Burada tabii ki cumhuriyetçiler ve cumhuriyetçiler içindeki federaller de diyebiliriz veya devlet içindeki bazı eller tabii ki elde olan bilgileri de Cumhuriyetçi Parti'nin medyasına aktarıyor. Ama ben açıkçası Ukrayna ve Rusya ve şu andaki savaşla beraber Putin'in bu şekilde yapacağını tahmin etmiyorum. Dediğim gibi 2020'den beri bu konu konuşuluyor. Üstüne şu anda telefon şifresinin kırılmasıyla yeni görüntüler çıktı, ama ben açıkçası dış güçlere çok bağlamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü olayın hikayesinde 2020'deki Delaware eyaletindeki bir bilgisayarcı tamircisine gidiyor. Ali Çınar, bir sorumuz daha var. Şimdi aslında Biden'ın Türkiye saatiyle 15 dakika içinde ekranlara çıkması bekleniyordu. Webb teleskobunun ilk görüntülerinin Türkiye saatiyle gece 12'de başkanın yayınlaması bekleniyordu. Biden'ın programında bir değişim olur mu? Yoksa birazdan ekrana çıkar mı bu skandala rağmen? Şimdi sabahleyin Beyaz Saray'daydım. Başkan Biden'ın program alanlarında Trump hep eleştiriliyordu. Hep gecikme var. Bazen 45 dakika, bazen 1 saat. O nedenle ben açıkçası Başkan Biden'ın programının iptal olacağını, ertelileceğini bu olaydan dolayı tahmin ediyorum. Zira zaman zaman Başkan Biden'a oğluyla ilgili sorular sorulduğunda ben oğluma kefilim diye hep savunmuştu. Şu anda bu konuyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama yok, ama şu anda çıkan sıcak bu konuyla ilgili ben Biden'ın programının iptal olacağını tahmin etmiyorum. Zira yarın hazırlıklarını tamamlayarak yarın akşam İsrail'e uçuşunu gerçekleştirecek. Yani normal olan Beyaz Saray'ın programı bazı gecikmelerle devam ediyor Kübra Hanım. Peki Ali Çınar'a sorusu olan var mı konuklarımızdan? Şey, kimlerden haber, kimin? Yani Cumhuriyetçi Parti'ye yakın medya kanalları diyor. Yani şimdi isim vermemek için söylemiyorum da İngiliz basınında mı çıktı ilk önce? Ya belki ilk de kaynağı yok. Nedret Bey, yani ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi Parti'ye yakın Fox News olmak üzere New York Post, mesela New York merkezi New York Post bu konuyu en çok işleyenlerden. Cumhuriyetçi Parti'nin ağır, önemli bir medya organı. İlk bu iki, bilhassa New York Post ağırlıklı çıkarttı. Zaman zaman İngiliz basında çıkıyor, ama şu an itibariyle bir baksanız Amerikan medyasına, Amerikan Başkanı'nın istifası veya Hunter Biden olayının ana manşette olmadığını görebiliriz. Peki. Teşekkür ediyorum.